Evet, son finali yapıyoruz arkadaşlar. Çok heyecan. Heyecan dorukta. Allah ya Allah. Şöyle geçtim arkadaşlar. Bismillah. Ana. Burayı korktum ya. Ya Allah. Arkadaşlar, ısı var ya. Evet, en heyecanlı, en ilginç çekimlerimden birini yapıyorum arkadaşlar. Vav, 1000 dereceden fazla ısı. Çok geldi bu. Evet, artan da oraya döküyor ustamız. Evet. Kapağı kapadık. Bunlar da soğumada. Ya bu biraz sarı olduğu için geç soğur değil evet, mi usta? Evet, söyle bakayım. İşi kapmaya başladım. Gümüş olsa tabii daha çabuk soğur. Burada bir tane daha mı olacaktı ya? Az önce gördüğünüz parça sarılar. Dökülüp... Olmazsa ne koyayım? Bir şöyle ise. Bunları toprak... hırman yaparım. Boğulduk. 72 tane lazım bana. 100 tane vursun. Evet, tamam. Kapıyı kapalı, cam bu? Kapalı. Evet, gördüğünüz gibi. Bunlar biraz daha geç soğur. Tamam oğlum, ben su sor da ben bunu harmanlarım. Evet, sarı döküm. Yarın biraz gümüş işim var. Araya koyarım yani. De... Dökerim bunlar sarı biraz. Bir 25 tane, 20. Önce bunları dök. Tamam abiciğim. Şimdi bunlar daha kesin değil ya. Belki gideyim bir daha bir bakayım alalım. Tamam abiciğim, ben bunu 25 derece oluyor bu. Ben bunu yavaş yavaş vururum. Bu ne gelir? 200 gelse 5 kilo, 5,5 kilo var. Burada 1,5 kilo, 1 kilo var. 4 kilo yollarsın. O hallederiz. Yarın da bir o var. 6 derece. Yok, 6. Dur bakayım. Evet. Bir de gül vuralım. En son. Büyük küçük. Onun perşembe günü gelir o. Bunu dökerim, bunu dökerim. Şeylerle oldu, muskalar kalacak. Evet, biten işler. He. Burada da... Uğraşmadı mı? Ama şu evet. Şükür. Bunları yapalım. Bu şimdi ocakta iş olmazsa Zafer Usta kendi kendine soğuyor değil mi ocak? O sabaha kadar biraz ısı düşer. Bugünkü döküm işin bitti mi herhalde? Bitti. Zafer Usta, senden bir son final sorusunu sorup seni sor bakalım. Serbest bırakmak istiyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Şimdi, kapını açtın, yakından ilgilendin, çok değerli tarihi bilgiler verdin. Dökümcülüğün geleceğini nasıl görüyorsun? Hiç parlak görmüyorum. Bitti. Finish. Peki bundan sonraki dökümcülük, dökmek isteyen biri ne yapacak yani, nasıl olacak? O benim sorunum değil, onların sorunu. Bir çırak 15 senede yetişir kalfa olması için. Şimdi ben 63 yaşındayım, bir çırak alsam 15 sene benim ömrüm yetmez yetiştirmeye. Yetiştirmeye yani, pişirmeye ömrüm yetmez. Zaten gelen... O kadar çok şey var ki, bakın ben... 50 kusur senelik dökmeciyim. Daha bilmediğim bu meslekte neler var. Bilmediğim. Abartı değil bu. Gerçek. Gerçekten ben bak, çok duygulandım. Bu çok çeşit bir meslek. Yalnız gümüş, sarı değil. Bronz dökümü var, heykel dökümü var. Makine parçaları döküyorlar. Akademik bir, komplike bir iş. Yani... Şimdi onun dalı pervane dökmek, bronz. Benim dalım gümüş. Dal daldır mı? Kimi ince işi sever, kimi kalın iş döker, kimi her türlü işi dökmeye çalışır. Ama bir çırağı yetiştirmek ömrümüz yetmez. Peki ağzına yürene sağlık ustam, ellerin dert görmesin. Onun için yani bugün buraya bir çırak gelse 3-5 senede
3-5 sene veya atıyorum 70 yaşına kadar deyip burada çalışsa, şey olsa ömrünün sonuna kadar tek başına ekmek yer. Bu kadar net söylüyorum. Yok. Var mı kardeşim? Bak. Yok değil mi genç kardeş? Yok. Öldü. Bir tane Abidil diye bir adam var. Dökmeci. 74 yaşında.